Evet Görkem hocam. Ha, Buyurun. şey Sizdeyiz mi? sende. Teşekkür ederim Cüneyt. Burada hem Cüneyt'e hepimiz adı, yani kendi adıma Cüneyt'e ve İsmail Hoca'ya teşekkür ediyorum. Birazcık son anda hani Cüneyt'le geçen hafta konuşurken sunum yapabilir misin dediğinde aklıma ilk doktora sağım geldi. Doktora tezime 2009 yılında Yunanistan'da Patras Üniversitesi'nde başladım. Cüneyt'in bahsettiği üzere iki, yani Yunan Devlet Burs Kurumu'nda burs aldım. Burası bizim Patras bölümümüz. Ali İhsan hocam da, Hülya hocam da, Nizamettin hocam da, bir de bölümümüzün güzel bir lokasyonu var. Şurası yaklaşık olarak benim ofisim şuydu. Burası deniz tarafıysa genellikle hocaların ofisleri ve şurada laboratuvarım vardı. Bu Patras Köprüsü'ne, yani Rio Köprüsü'ne her gün bakarak laboratuvarda çalışıyordum. Bu köprünün girmeden önce sonu özel bir özelliği var. Bu özellikle bu ayakların inşası. Bu Korint Körfezi çok yüksek sediman girdisi ve yani tektonizmasından dolayı havza kenarında büyük alüvyonel fanlar deniz kenarında oluşan ya da direkt düşeyi yakın faylarının oldu ve çok yüksek bir akıntı olduğu için bu köprü ayağı ile ilgili özel bir jeoteknik ve inşaat mühendisi uygulandı. Jeoloji bölümüyle Patras'taki inşaat mühendisi ve diğer inşaat şirketi arasında Fransız şirketi. Bununla ilgili belgeselde National Geographic'te Megastructures'da anlatıyor. Güzel izlemenizi tavsiye ederim. Hani birazcık da güzel bir bize şeydi, hani köprü manzaraydı. Şimdi bugünkü konum bir kömür jeoloğu gözüyle Karapınar Konya havzasının değerlendirmesi üzerinden konuşacağım. Havza, yani ilk önce neden Karapınar diye bir soru var. Herkes neden Karapınar'ı seçtin? Hani bilinmeyen bir sahaydı. İlk başta biz Kimon Hoca ile beraber, tez danışmanı Kimon Küstanis ile beraber Elbistan havzasını düşünmüştük. İşte Elbistan Havzası'nda o zaman MTA'da tekrardan bir değerlendirme amaçlı sondajlar yapıldığını duymuştuk. Sonra işte Hülya Hocam aracılığıyla Enerji Daire Başkanlığı'yla konuştuğumuzda bize Elbistan'ın yete kadar çalışıldığını ama Karapınar'da yeni bir saha bulunduğunu ve işte arama aşamasında olduklarını söyledi. Bunları konuştuğumuzda 2008'in sonu gibiydi. 2009'un başında ben proje işte sağ beraber işte Hülya Hocam, ben Kimon Hoca ile beraber üçümüz beraber bir gittik, yani ilk şeyimizdi. Sonra işte yaz döneminde 2009'un yaz döneminde özellikle kuzey ve doğu kısımlarındaki sondajları çalışabilme şansım oldu. Gerçekten çok güzel bir alan. Ülkemiz için ekonomik katkısı. Birazcık da Tez Hocamın hocası, belki duymuşsunuzdur, Türkiye'de Neo Hoca'nın havzasında çalışan Lüdih. Meşhur Otto Gold firması adı altında adıyla alt, yani çalışmaları gerçekleştiren bu META, Türkiye Cumhuriyeti ile Batı Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki anlaşma kapsamında neredeyse bütün Neojen havzaları ile ilgili aramaları yapan, hatta bölgedeki ilk kömür damarlarının sondaj verisinde kendisi bulmuş Elbistan'da dair orada, yani kendisi bulmuş de o grup içerisinde yer almış META'nın yolculukları beraber Otto Gold firmasıyla. Şansımı vefat etmeden hocanın 2 yıl öncesine denk geldim orada çalışmaya ve dedik hocanın çok hoşuna gitmiş, onunla konuştuklarında belirttiğinde bu havzanın daha önce önemli bir havza olabileceğini, kendisi de bunda bahsettiği ilerleyen slaytlarda bunun üzerinde de duracağım. Şimdi devam edecek olursak ilk önce bir akış planı, sunumun girişi, işte kömürlerin özellikleri, tartışma ve sonuçlar şeklinde sunum akışı olacak. Şimdi neden ülkemiz için kömür önemli hala? Yani tabii ki önemli enerji kaynaklarından bir tanesi. Son 20 yılda ülkemizin elektrik tüketimi çok hızlı arttı. Yaklaşık 2-2,5 katına kadar ulaştığı dönemler oldu ve bunun yaklaşık şu anda 2019 tarihli T yaşın ya da E yaşından ulaşabileceğiniz verilerde %50'si fosil yakıtlardan geliyor. Bunların büyük bir kısmı ise iter kömür ve doğalgaz. Yani birazcık dışa bağımlı olduğumuz enerji kaynakları. Ya bundan dolayı da yerli kömürlerimizi kullanmamızda gereklilik var. Bunu istinaden 2000'li yılların başına doğru META Genel Müdürlüğü tarafından bir arama projesi ülkemizde Neojen havzalarında yapıldı. Bunların içerisinde en önemlisi Karapınar. Karapınar sahası yaklaşık olarak İç Anadolu bölgesinin güneyinde Konya iliyle Karaman ili arasında yer almaktadır. Çalışmalarının tabii ki baktığımızda ya da havzanın güzel bir şeyi, jeolojik açıdan hepimizin bildiği dünyanın nazar boncuğu olan Mekke Mahallesi'ne yakın olmaktadır. Ama çalışmadan yaklaşık olarak Karapınar, Konya ilinin Karapınar ilçesi ve Leydi ilçelerinin arasında 80 kilometre karelik, tam Karaman'la Konya il sınırları arasında, yani Ayrancı, Karaman'ın Ayrancı ilçesi ve Konya'nın Karapınar ilçesi arasında. Yani tezimin başında olduğu, yayınlarda olduğu için yayınlarda genellikle Karapınar Ayrancı
havzası olarak resmi kayıtlarda geçiyor ama daha çok kısa mı günlük hayatımızda hani havza şey Karapınar olarak kullanıyoruz. Çalışma alana baktığımızda dediğimiz gibi Konya Ovası'nı bilenler daha şey anlatabilirler. Gayet büyük. Yani Karapınar Ovası Ereğli ile Karapınar arasında düz bir alanda gerçekten düz yani yatay kilometrelerce uzağa görebileceğiniz bir saha. Burada neden başta Karapınar Havzası'nda çömürler aslında 1940'lı yıllardan itibaren biliniyor. Tabii ki neojen havzalarını şey başladığı zaman META ilk başta bilinen havzalar üzerinde büyük önemli rezervler buldular. İşte Domboyova, Afyon, Karahisar gibi avluk gibi sahalar. Tabii ki bu sahaların içerisindeki rezervler sonucunda, aramalar sonucunda ülkemizin kömür, toplam kömür rezervi ya da toplam kömür kaynağı yaklaşık 16 milyar tona kadar ulaştı. Bu yeni bulunan sahaların içerisinde en önemlisi Karapınar kömür sahası. Çünkü 1,8 milyar ton gibi Elbistan'dan sonra ülkemizin ikinci en büyük sahası. Bunu Domboyalar ve Alpo şeklinde takip ediyor. Tabii ki bahsettiğimiz üzere her ne kadar bu kömür yeni bulunmuş dense de 1940'lı yıllardan itibaren META'nın bölgedeki yaptığı işte gerek Alman jeologlar gerekse Türk jeologları beraber yaptığı çalışmalarda yüzeyde biliyorsan istiklerin içerisinde kömür damarlarının varlığı belirtiliyor. İşte buna istinaden 1960'lı yıllarda Otto Gold firması tarafından bir sondaj çalışması başlanıyor. Bu sondaj Acıgöl ve Meke Dağı arasındaki bir bölgede yapılıyor. Burada yaklaşık 1-2 metre kalınlığında kömür damarları tespit ediliyor. Lüttich'in bir Almanca eski bir yayını var. Bulamadım bu şeyde. Kendi arşivimde bir kutu İzmir'de kaldı kutuların içerisinde. Burada Yunanistan'daki Megalopolis sahası, Türkiye'deki Elbistan, Afşin Elbistan sahaları üzerinden bir model geliştiriyor. Bu modelinde tabii ki Karapınar'daki tecrübelerine de göre eğer diyor ki Yunanistan'ın güneyi veya Türkiye'nin güney kesimlerinde Jura veya Mezozoik veya Jura veya Kretese yaşlı karstik akiferleri içeren kireç taşlarının olduğu ve kalın neojen dolgunluğu olduğu bir havzada sondaj yaparsanız büyük olasılıkla kömür bulabilirsiniz diyor. Bunu örnek olarak Megalopolis'teki işte Orta Pliyosen, erken Orta Pliyosen yaşlı havza ya da işte örnek olarak da işte bizim Pliyosen yaşlı Elbistan havzamıza örnek veriyor. Nitekim de hocanın dediği doğru çıktı. Hem Karapınar'da hem Karapınar'ın yakınında Çumra'da hem Ilgın'da hem de bu Fuzuli hocam daha iyi bilir. Yalvaç taraflarında ve Alaaddin'in doktor sahası olan Beyşehir Havzası'nın ve Ilgın tarafında özellikle bu Neojen Havzalarında, Neojen topluluğu içerisinde önemli kömür rezervleri var. Bunlardan en önemlisi tabii ki Karapınar Havzası. Ancak bu 60'lı yıllardaki sondajların sonucuna göre Karapınar Havzası 1-2 metrelik okyanusal açıdan diğer temsil etmeyen bir Karapınar kömür zuhuru olarak META'nın 1993 envanterinde geçiyor. Tabii bu sahada Cahit Hocam'ın da diğer birkaç evapor çalışan diğer hocalarımızın da Karapınar'da Acıgöl ve Meke Marcibanı'nda güncel evapor üzerinde sülfat ya da bor mineralleri üzerine çalışmaları var. Buna istinaden META tarafından bölgede ilk olarak evapor araması amaçlı sondajlar başlıyor. Ki bu sondajların en güzel başarılı örneği işte bu Karapınar'da Ereğli ve Ulukışlı arasındaki Türkiye'nin en büyük tenerdik yataklarından bir tanesidir. Bu aramalar sırasında Karapınar'daki kısımda ise evaporit beklerken tuz beklerken kömürle karşılaşıyor. Tabii ki ilk başta bu kömürler olabilir diye beklenirken bir anda kömür kanıtta çok kalın kömürler kesince arama sondajlarında tamamen proje kömür araması şeklinde dönüşüyor ve bunun sonucunda işte ülkemizin ikinci büyük kömür havzası tespit edilmiş oluyor. Şimdi çalışma alanının biraz jeolojisine baktığımızda ülkemizin en büyük grabenlerinden bir tanesi Konya grabeni. Ancak bu Konya grabeninde bir şanslı ya da şanssızlık kuaterner birimler havzayı çok güzel. Özellikle lineal fanlar ya da görsel tortular, erken holosen ya da geç görsel tortuları havzanın üzerinde çok kapladığı için geniş bir yönetimi ve kömür içeren birimleri neredeyse biz yüzeyde çok az görüyoruz. İşte bunun en güzel örneği bölgenin çalışma alanı 1 bölü 500 bin jeoloji haritasına baktığımızda yaklaşık olarak işte çalışma alanı Meke Dağı Mani'de Meke Dağı ve Akgöl arasında kalıyor. Çalışma alanımızın güney kesimleri özellikle Bolkar grubuna ait karbonat kayaçlarda çok az bir miktarda paleozoik birimler ve Ali Hoca Ofiyeti dediğimiz işte Kretese paleojen yaşlı ofiyetlerden oluşurken kuzey kısmı geç miyosen, pliyosen yaşlı Karacadağ volkanikleri
Ve bu tarafta Cemal Hocam çok daha iyi bilir, kendisinin çalışmaları var. Karapınar'ın kuzey tarafında özellikle insü formasyonu orta geçmiyorsan yaşta, özür dilerim, geçmiyorsan yaşta insü formasyonuna ait birimler ne oluşuyor? Hafızanın temeli de bahsettiğim üzere demin de ağırlıklı olarak mezozoik karbonatlardan oluşurken, hafızanın ters yer dolgusu ise Sığ Deniz'e paleojen bilimleri. Bu özellikle Bolu-Kışla tarafında bu bilimlerin jeolojisi ve paleontolojisi çok güzel detaylı çalışılmış bir bilimler. Bolu-Kışla havzasında güzel bir örnek Türkiye için. Bu neojen, paleojen bilimleri ise neojen bilimleri tarafından uyumsuz olarak örtülüyorlar. Ve neojen havza dolgusu ise orta miyosen yaşta Sığ Deniz'e karbonatlardan başlayarak sonra göreceli olarak geçmiyorsan erken piyosen yaşlı görsel karbonat ve akarsu çökelerinde oluşan insü formasyonu ve bunun içerisinde kömürler içeren yüzde çok dar bir alanda yüzek veren çalışma alanında herhangi bir yüzey yok. Sadece çumra tarafında kısa bir alanda, dar bir alanda bir yüzey olan insü formasyonu geliyor. İnsü formasyonu temelde ağırlıklı işte temelde aşağısı en alt kısımdan çakıl taşlarından alüvyal bir istikten başlayarak görsel bir ve sonra en sonunda da kömürlere geçiş yapıyor. Bu bilimler ise Konya Paleolitik dediğimiz Pliyostosen yaşta, Erken Ösen yaşta görsel tortular ve işte bunları zaman zaman kesen ya da örten Karapınar volkanikleri tarafından üzerlenmekte. İşte havzanın bahsettiğim üzere temelinde oluşan Berendi formasyonu ya da sondajlarda kesilen en yaşlı birim. Arama sondajlarının Berendi formasyonu genellikle burada gördüğünüz gibi karstik boşlukları olan aşınmış bir yapı sunmaktadır ve bunun önünde güncel alüvyonel fan depo çökelleri yaygın olarak gözleniyor. Havzanın neojen dolgusunun şeyse işte en çok yaygın olan birimi insü formasyonu. Potamuş ve Karapınar ilçesinin kuzeyinde genellikle görsel kireç taşları şeklinde karşımıza çıkıyor. Tabii çalışma alanının yakınlarında Karapınar Kömür Havzası'nın yanında çok daha küçük haritalanacak kadar küçük yüzeylere sahip yapıya sahip. Diğer bir şey ise maalesef diyelim hani uzun süreden beri paleolitikten beri varlığı bilinen havzadaki dolinlerde ise insü formasyonu çok güzel bir şekilde gözlemleniyor. Diğer havzadaki diğer gözlemlediğimiz bir birim ise Karacadağ Volkanikleri. Özellikle Acıgöl tarafında daha yaygın gözlemlenirken bunlardan daha genç olan Karapınar Volkanikleri ise Mekedağ'da özellikle burada Mekedağ'ın eteğinde Cerufa Açılmacı'yla açılan ocaklarda görsel bilimleri çok güzel bir şekilde üzerlediği hatta bazı noktalarda pişme zonlarını da gözlemleyebiliyoruz. En sonsa benim tabii ki doktoram sırasında kurmaya başladım. Maalesef bu daha güzel halini paylaşabilmek, gerçekten çekme imkanı olsaydı. Mekke Mani ise Karapınar Volkaniklerin tüm hem dünya jeolojik mirasının hem ülkemiz jeolojisi açısından önemli bir değerimiz olarak çalışmadan da karşımıza çıkıyor. Bu şeyde Karapınar Havzası'nın genel şeyde bu çalışma kapsamında ben kuzey ve doğu kısımlarındaki sondajlardan yararlandım. Çünkü batıdaki ve merkezdeki kısımdaki sondajlar ben sahaya gelmeden bir yıl önce sondaj çalışmaları tamamlandığı için o bölgelerde taze örneklerde çalışmanın daha önemli olacağı için buradaki devam eden sondajlardan örnek almayı tercih ettim. Burada gördüğünüz üzere bölgede yapılan bir sondaj çalışmasında gördüğünüzde kömürleriniz genellikle siyah işte, ya da mat renkli, mat renkli yapılara sahipler. Havzada insü formasyonu, kömür için insü formasyonun kalınlığı çok değişiyor. Özellikle tabanda bazı aşındırmalar oldu ve direkt mezozoik kireç taşlarının üzerinde oluştuğu bölgelerde kömürün kalınlığı güney bölgelerinde özellikle kömürün kalınlığı toplam kümülatif kalınlığı çok daha fazla. Ama bizim çalışma bölgeme geldikçe çatallama bir inceleniyor. İncelemeler bölgenin kenarında beklediği üzere havzanın kenarında bunlar karşımıza çıkıyor. Burada işte bu çalışma kapsamında incelediğim sondajlardaki bu damarların incelenmesi ve çatallanması bu loglarda güzel olunca karşımıza çıkıyor. İşte incelenen sondajlarda genellikle kömürler organik çamur taş ara kesimleri ve tavan taşları ya çamur taşı ya kil taşı şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani bir göl kenarı akarsu göl kenarı geçişi şeklinde karşımıza çıkan bir yapıya sahip. Tabii ki kuzeye doğru gittikçe tabii kuzey kısımları güney doğu kısımlarına göre daha kalın ama göreceli olarak güneydeki kısımlara göre daha
ince. Bunun sebebi aslında doğuda şurada unuttum. Şuradaki sondajlarda özellikle burada bir taban aşamasının direkt mezozoik karbonatın üzerine geldiği neojen havzada olduğu bölgede kömürün küme tıkanığı daha yüksek. Burada iksir turbalarının büyük oluşu da bu bölgede bu çukurluk alanları da yerleşmeye başladı ve karşımıza çıkmaktadır. Yani böyle bir güzel bir yapısı var çalışmalarının. Benzer şekilde taban ondülasyonu yapıları da Elbistan sahasında da mevcut. Orada da benzer kalınlaşmalar olduğu rapor ediliyor. Şimdi devam edecek olursak bir saniye. Burada metal metot kısmıyla size fazla detaylı olmadan sonuçlar kısmında bahsetmek daha doğru olacak diye düşünüyorum. Şimdi kömürlerin kömür katmanlarının özellikle hidrolojik özelliklerine baktığımızda kömürler daha önce de bahsettiğimiz üzere genellikle siyah ya da mat renkte bir sunum bir renk sunarken yer diğer kömürlerin arasında buradaki resimlerde detaylı göremeyeceğiz ama burada gördüğünüz üzere veya burada gördüğünüz üzere ince kil ya da fosil bantlarından oluşan fosil bantları yaygın olarak bulunmaktadır. Kömürlerin ara kesmeleri genellikle işte çamur taşı, kil taşı ya da karbonat kil taşı ya da ince muanlar şeklinde karşımıza çıkıyor. Tavan taşları ve taban taşları da belli benzer litolojik özelliklere sahip. Bu kömürlerin makroskopik özelliklerini ayırdığımızda 3 litotip karşımıza çıkıyor. Geçen hafta Yakup Hoca'nın sunumunda da aşina olduğunuz gibi matriks litotipi, düşük rank kömürlerde kullanılan bir litotip sınıflaması, Uluslararası Petrol ve Kömür ve Organik Madde Petrografları Birliği tarafından geliştirilen bir sınıf. Ama buna göre matriks litotipi dediğimizde siyah, jelleşmiş ya da jelleşmemiş 1 santimden kalın olmayacak şekilde yer yer mineral derece seviyelerde içerebilen kömürleri biz matriks kömür olarak tanımlıyoruz. Mineralce zengin kömürler ise genellikle 1 santimden kalın ve ardalanmalar şeklinde yani bir mineralce zengin bir bant, kömür, tekrar mineralce zengin bir bant şeklinde gelişen yapılar olarak karşına çıkıyor. Bu iki matriks, iki litotip, özellikle matriks ve mineralce zengin litotip, kömürler slaytlarda da gördüğünüz üzere yaygın olarak karşılaştığımız litotipler. Diğer bir litotip ise çarp olduğunuz karbonlaşmış bir iki parçalı içeren. Bunlar böyle daha böyle ufak, rahatlıkla elle kırılabilen bir iki parçalı olarak düşünün. Bunlar büyük çoğunluğu aslında iksel kökenli, iksel turbalıklarda gelişen termal alterasyonlar, yani termal oksidasyonlar sonucunda gelişen litotipten, yani birazcık organik maddenin iksel turbalıkta yanması sonucunda. Bunlar iki sondajda kısa şeylerde, yani teknik olarak ince bantlar şeklinde karşımıza çıktı doğu kısımlarında. Kömürlerin kalite parametrelerine baktığımızda beklenildiği üzere mineralce zengin ve matriks litotipin yaygın olduğu için örneklerden kül içerikleri geniş bir bant sunuyor. Buna bağlı olarak örneklerin uçucu madde içerikleri ve kalorifik değerleri geniş bir aralık sunmakta. Diğer örneklerin ilginç bir özelliği ise bu Türk ülkemizdeki biyoprosesen kömürlerinde de yaygın olarak karşımıza çıkan hidrojen değerlerinin ve toplam kükürt değerlerinin çok yüksek olması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu havza için karakteristik bir özellik. Bunun ilerleyen slaytlarda da nedenin üzerinde konuşacağım. Şimdi devam edecek olursak kömürlerin maseraçı çek yani organik maddelerinin tipi. Baktığımızda humulit dediğimiz daha ağırlıklı olarak bitkilerin yüksek karasal bitkilerin ya da yani damarlı bitkilerin ya da daha olarak adlandıracağımız bitkilerin sazlık yarısı, bitkilerin turba yapıcı sazlık yarısı, bitkilerin odunsu dokuları ile ilgili olan ya da selülozla ilgili dokuları olan maserarlar örneklerimize daha yaygınken diptinit dediğimiz yani spor ya da kütünlük dediğimiz daha çok diptince içeren yağlı bileşiklerce yüksek içeren organik maddelerse daha farklı oranlarda inertliklerle beraber karşımıza çıkmaktadır. Şimdi örneklerimizi incelediğimizde ümitlerimiz genellikle iksel bitki dokunun çok iyi korundu. Burada gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz gibi çok iyi korundu veya kısmi olarak jelleşti. Telluriumin maserelleri yaygın olurken diğer yaygın bir maseral grubuysa organik maddenin artı jelleşerek ya da parçalanması daha doğrusu daha ufak boyutlarda olduğu detrohüminitler şeklinde karşına çıkıyor. Detrohüminitler bu örneklerimizde tipik olarak genellikle inertin ve diptin kurulu maserelleri ve kil mineralli matriksleriyle beraber bulunmakta. Korpohümitler dediğimiz ama gerohümitler dediğimiz artık iyice jelleşmiş maseral mülit grubunda ise korpohümitler daha yaygın olarak örneklerimizde zaman zaman karşımıza çıkmaktadır.
İnertinit grubu özellikle funginit ve charge zenginlik tipinin tanımlandığı örneklerde semifunginit dediğimiz daha hücre dokularının korunduğu ancak hücre duvarlarının o gaz çıkış boşluklarının yanma sonucunda oluşan, ısınma ısı sonucunda oluşan gaz çıkış boşluklarının olduğu bir yapıya sunan semifüzyon meselelerde ise bu çarjı zengin örneklerde daha yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Liptin grubu meselelerde ise genellikle kütünitler şeklinde. Buradaki gördüğümüz gibi bu kütünit yapılarında kömürün düşük kömürleşme derecesine bağlı olarak daha güzel epidermal dokularının gözlendiği şekilde görüyoruz. Bununla benzer yapıları biz hem Alaaddin'in doktora sahasında hem Gölbaşı'nın yiğitlerinde karşımıza çıkıyorken ülkemizdeki genellikle priyopleustosen kömürlüğü ya da geçmiyorsan kömürlüğünde bu bitkisel özellikle epidermal dokuların korunduğu kütüntüleri görebiliyoruz. Şimdi tabii ki mikroskopta mesela üstten aydınlanan mikroskopta masanın dışında ayırt başka diğer mineraller de var. Kim mineraller dışında fomboidal piritler ya tekil olarak organik malzeme içerisinde yani mineraller içerisinde veya burada resimde gördüğünüz üzere bir agregasyon şeklinde tekil filtre ve sülfit çimento şeklinde bulunuyor. Gastropod kavga parçalarının, fosil kavga parçalarının bulunduğu örneklerse de yaygın olarak gastropod ya da fosil diğer bivalya kavga parçalarını görebiliyoruz. Örneklerde tabii ki Yakup hocamın geçen hafta gösterdiği kadar güzel de olmasa da diatomlar yaygın olarak, diatom kanıtları da yaygın olarak gözlenmektedir. Diğer bir şey ise örneklerde üstten aydınlanma mikroskopta tanımlayabildiğimiz mineral grubu ise kalsit ve kuars ya da silika jeller. Maseralar boşlukların içerisinde özellikle dolgular şeklinde bunlar silika dolgular şeklinde geçiyor. Bu silika dolgular iksel turbalıkta su kimyasında belli bir oranda değişken yani bir noktada alkalinit artmasına bağlı olarak organik maddenin jelleşmesiyle ya da organik maddenin bozulmasıyla serbest kalan silikaların şey içerisinde su içerisinde çözünerek asit yani pH'ın daha hafif asitik ya da nötr yaklaştığı bölgelerde tekrar çökenmiş şeklinde oluşan silika dolguları karşımızda. Tabii burada feldspat üstten aydınlatma mikroskopta ayıramadım. Burada sadece bu mineralin ne olduğunu çalışmalar sırasında not aldım, merak ettim, yeni işaretlediğim hani olduğu hattı semde. Sonra da sem için parlatma bileketini seme soktuğumda bunların genellikle feldspat veya diğer silikat gruplarının şey olduğu karşımıza çıktı. Yani bazen de bazı şeyleri de üstten aydınlatmayla yaklaşık olarak tahmin edebiliyoruz sen birileriyle. Tabii ki mineralojik içeriğini belirlemek için en önemli parametre olmazsa olmazımız X ışınları kırılım difraktometrelerinden elde ettiğimiz sonuçlar. Buna göre örneklerimizde silikat mineralleri daha yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Bu silikat minerallerinde killer özellikle sem görüntülerinde gördüğünüz üzere genellikle bir matris şeklinde diğer silikat işte feldspatlar ya da kuarslar ya da işte burada gördüğünüz gibi aksesuar mineraller, titanyum, oksit veya apatitlerin olduğu ilerleyen slaytlarda şeklinde veya bunların içerisinde bazen çok güzel tabii ki geçen haftaki diatomlardan sonra bunlar birazcık daha az ilgi çekici de olsa da örneklerinde yaygın olarak diatomlarda kim mineralleri içerisinde çıkıyor. Genellikle o kim minerali organik madde ardalanması şeklinde gördüğünüz yapıda mineralci zengin mikrotiplerde yaygın olarak karşılaşıyoruz. Bunların dışında kalsiyum karbonatlar, kalsitler özellikle fosil kalkısı olan örneklerde yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada semde de bunları kalsiyum karbonat bileşimi fosil kalkı parçaları yani büyük yani gastropod kalkıları aslında bunlar makroskopik olarak ayırabiliriz. Onların parçaları veya çok da az olsa işte detritik alınca kavzanın kenarından taşımış kalsit, tekil kalsit parçaları şeklinde de karşımıza çıkıyor. Burada halitler özellikle bu Karapınar kümülerinde çok ilginç bir şeydi. Burada Alisan hocamla beraber güzel bir anı var onu da anlatacağım. İlk başta X-Halit kümül örneklerini aldığımda X-Halit sonuçlarında halitler bulmaya başladım. Şimdi düşünüyorum benim bildiğim kadarıyla en son Denizel Etli Orta Miyosen'de havzada Konya havzasında Konya Bölükleri'nin o olduğu bölgede gözüküyor. Orta şeyden Orta Miyosen'de sonra tamamen karasallaşmıyor. Şunu acaba burada halitleri ben doğru mu bugün başka bir mineral mi? Tabii halitleri birazcık XRD'de bulabilirsiniz ama SEM'de parlatma briketlerinden bulmak zor. Suyu da çabuk yıkanıp çözülebildikleri için. İşte Alisan Hoca biz bir Erasmus kapsamında bize bir 15 günlük bir ziyarete gelmişti. İlk kez ben oradayken ilk ziyaretiydi. Laboratuvar işte geldin ne yapıyorsun ne ediyorsun dediğinde sonra da işte hocam böyle böyle işte örnekleri aldım. XRD'leri hazırladım. XRD sonuçlarıyla uğraşıyorum. Galiba ben örneklerde halit diyorum. Acaba başka bir mineral mi? Kafamda çünkü şey bir soru işareti. Hocaya şeyleri gösterdiğimde, X-Halit sonuçlarında
Hoca bir baktı. Evet, bunlar hallet olabilir Görkem dedi. Ama dedi bunun çok daha pratik bir çözümü var. Örneklerin kolaydı mı? Kolaydı hocam. Daha dün evde 2 günlük sardığını aldım. Laboratuvarda duruyor. Poşetleri yeni koydum. Tamam bir gel dedi. Devinize suları, kapları doldurduk. 5-6 tane devinize suyu beher kapların içerisine koyduk. İşte kondakt pH kadar işte kondaktivometre kalibrasyonu hazırladık. İşte sonra da hoca dedi ki birer kaşık çay kaşığı şey bunların içerisine da spatülle toz örneği, kömür örneği koy ve karıştır. Karıştırırken tekrar bir kalibrasyonu bir kontrol etti. Hocanın meşhur kontrol egen ilkesi kapsamında. Bu sırada tabii iyice bunlar kömürün içerisinde, deniz suların içerisinde çözüldü ve kondaktivimetreyi koyduğumda ben belki de 1-2 mikrosiemens falan buluruz diye beklerken karşımıza 6-7-5 Siemens gibi değerler, aşırı yüksek değerler karşımıza çıktı. Ondan sonra hocanın dedi senin makroskopik olarak cips olabilir mi diye düşündüm. Bazı noktalar, ufak noktalar. Ufaktan bunları çok küçük yani ayırabilmem, 20 milimetreden küçük olduğu için çok kolay değil. Tam ayırabilmem. Bunlar senin gerçekten halletleri. Sonra da işte sağ olsun kendi merakı ve kişisel olarak beni kırmadan parça örnekten hazırlayarak, analizleri yaparak bunların böyle güzel bir şekilde öz şekilde halit kristalleri olduğu karşımıza çıktı. Devam edecek olsak işte şimdi diğer şeyse örneklerde tanımladığımız bazı diğer aksesuar mineralleri apatitin dışında gördüğümüz diğer fosfat mineralleri ise monazit veya titanit dediğimiz büyük olasılıkla Karacadağ volkaniklerinden taşınarak gelen malzemeler. Burada resmini bulamadım. Kromit taneleri de örneklerinde yaygın. Diğer bir ilginçse tanıyamadınız. Bak tanıyamadım ama ayıklanamadım. Daha doğrusu hem de ayıklanması zor olan tanımlaması olan magnezyum silikat mineralleri vardı. Bunlar büyük olasılıkla bu Bolkar Dağ grubu içerisinde ya da o pardon özür dilerim Ali Hoca grubu Ali Hoca ofiyetin içerisindeki talk yatakları var. Orada talk yatakları ile ilgili bir şey var. Meytan bir talk cevherleşmeleri, talkları, salkları ile ilgili bir zuhurla ilgili bir rapor var. Büyük olasılıkla bunlar oralardan taşınan talklar veya işte yüksel turbalığa düşen ofiyetlerden gelen parçaların alterasyon sonucunda oluşan diğer magnezyum silikatlar yani serpentinler de olabilir. Ama burada genellikle işte bu yataklardan dolayı talk olasılıkla talk diye bir not düştüm burada. Şimdi tabii ki kömürlerin dışında kömürden arı kesmelerine baktık. Çünkü kömürün arı kesmelerine mineralojik özellikle biz özellikle paleo coğrafya konusunda güzel iz bir şey olabiliyor. İşte özellikle bu kömür fasiyet diyagramlarının yorumlanmasında. Kömürlere baktığımda benzer şekilde yine silikat mineralleri yaygınken özellikle fosil kalkların yaygın olduğu organik çamur taşlarında ise argon ve kalsit beklenildiği üzere baskın fazla olarak karşımıza çıkıyor. İşte diğer işte kömür örnekleri gibi de olmasa da beraber diğer örneklerde cips ve piritlerde de rastlıyoruz. Özellikle organik çamur taşları, kömürden arı kesmedik organik çamur taşlarında da haletler iz olarak haletler minor ya da iz fazı olarak karşımıza çıkıyor. Ha, bu arada bir not söylemeyi unuttum. Gerek kömür örnekleri, gerek arı kesme ya da sondaj boyunca alınan sediment örneklerinde kuzey kısmında hiçbir şekilde halit karşılaşılmıyor. Benzer şekilde merkezde de halitin olmadığı X-Halitlerde biliyorum özellikle burada Mert'le tartıştığımızda onların da kendi yaptıkları çalışmalarda merkez kısmında havza merkezinde ve batısında halitler rapor edilmedi. Halit ilginç bir şekilde havzanın doğu kısmında daha yaygın çıkıyor. Bunun sebebini de tartışma kısmında da anlatacağım. Şimdi diğer bir şey ise tabii ki bu kömürler termosentralde kullanılacağı için kömürlerin yakılma sırasında oluşabilecek mineral fazları nedir? İşte burada piyometri morfizma dediğimiz ya da termal değişmeye bağlı olacak mineraller nelerdir diye. X-Halide analizlerinde yine silikat mineralleri yaygınken şeylerde ikinci olarak oluşabilecek sülfat mineralleri ve oksitler ise kömür küllerinde yaygın olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar yine kil agregalarının bozulması sonucunda karşı oluşan neoform dediğimiz işte magnezyum silikatlar ya da kalsiyum magnezyum silikat mineralleri yaygın çıkarken bazı örneklerde anhidritlerde yani cipslerin dehidrasyon sonucunda ya da yanma sonucunda kırılan piritlerin kırılması ortaya çıkan şeylerin sülfür SOX'lerin yanma sırasında organik malzemelerden ya da kırılan piritlerden çıkan kalsiyumlar birleşmesiyle oluşabilecek şekilde ikinci anhidritler yaygınken örneklerin özellikle örneklerinde çok güzel bir şekilde diatom kalıntıları da bozulmadan kalmış olarak karşımıza çıktı.
Şimdi kömürlerin izolement element içeriğini incelediğimizde örneklerde majör element, yani kömürler için majör element. Çünkü burada şeyde toplam kaya kimyasındaki gibi 10 ppm değil, kömürlerde biz 1000 ppm üzerine majör element kabul ediyoruz. Örneklerde majör element olarak kadmiyum, demir ve kükürt karşımıza çıkarken, örneklerde minor elementler hafızın her tarafında da bor, stronzyum ve titanyum karşımıza minor element olarak, yani konsantrasyonu 100 ppm geçiyor. Diğer şey hafızın kuzeyinde özellikle güneydoğu kısımlarından, hafızın güneydoğu kenarından beslenmeye bağlı olarak gelen ofiörtlerden gelen malzemeler sonucunda örneklerde krom ve nikel veya vanadyum zenginleşmeye çıkıyor. Bunlar da işte örneklerdeki nikel ya da vanadyum içeren kromik taneleriyle ilişkili. Örneklerde özellikle toksik olabilecek elementlerin konsantrasyonu genellikle işte 100 ppm'in ya da işte dünyadaki zenginleşme değerlerinin bayağı altında çıkıyor. Yani kömürün öyle güzel bir avantajı var. Havzanın merkez kısmında Orhan Hoca'nın, Antalya Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi'nin Orhan Hoca'nın öğrencileri beraber yaptığı çalışmalarda da değerlerle karşılaştığımızda özellikle havzanın orta kısımlarında daha durağı getirdiği katkıya daha az açık olduğu kısımlarında izolement içerikleri özellikle toksik element içerikleri çok çok düşük olarak karşımıza çıkıyor. Kömürümüzün böyle güzel bir özelliği var. Şimdi devam edecek olursak burada LIA, Viyana Doğa Tarih Müzesi'nden Matthias Hauser'le beraber ve bizim patlasından Giorgio Diplos'la beraber bir ara kesmelerde veya sonlar günü boyunca aldığım örneklerden mollusk faunasını çalıştı. Burada bir master tezi şeklinde yaptı kendine. Buradaki çalışma sonucunda elde ettiğimiz mollusk faunasına göre görümüz ağırlıklı olarak tatlı su koşullarında, gerçi tatlı su koşullarında veya zayıf oligohadin koşullarında, zaman zaman zayıf oligohadin koşullarının gerçekleştiği karşımıza çıktı. Bu örneklerin içerisinde özellikle karşımıza çıkan Vavvata beyşehirensis ülkemiz için endemik bir tür. Özellikle Beyşehir Havzası'ndaki Pidiostosen istiklerinde bu rapor ediyor. Benzer şeyleri de Alaaddin'in Şarkı Karaaş Kömürleri'nde yaptığı çalışmalarda da doktor tezi kapsamında karşımıza çıktı bu fauna. Bu faunanın bize diğer bir özelliği ise bunların baktığımız zaman ülkemizdeki Pidiostosen kömür havzalarındaki gastropod faunalarına çok benzer özellikler sundu. Ufak birkaç tane ekstra tür haricinde benzerlikler sunduğu ortaya çıktı. Yani kömürümüzün istifinin, kömür çenenin istifinin yaşı Ostrogoth ya da Gastropod faunusuna göre Pliosen sonu erken Pliostosen şeklinde karşımıza çıktı. Şimdi bu kömürlerin kömürleşme derecesinde ilk önce bir tartışmak istiyorum. Hani zihniyet bir şey mi? Çünkü hep ülkemizde bir tartışma vardı. Bu Pliostosen, yani Pliostosen kömürleri acaba gerçekten kömür mü diye bu kömürlü şeyde bir tartışma şeklinde. Aslında bunlar kömürlerin vitrinit yansıtması, yani organik malzemenin, yani huminit tip grubu organik malzemenin ışık kırma değerine baktığımızda bakarsak 0,28, 0,26 gibi örneklerin bir değeri çıkıyor. Buna baktığımızda klasik eski Alman dil ya da AZTM sınıflandırması bunlar turbo olarak karşılık çıkıyor. Ancak o O'Keefe'nin 2013'te yaptığı ve daha önce de bunlar Almanya'daki ya da Güney Avustralya'daki ya da Yeni Zelanda'daki kömür havzalarında bunun üzerine yapılan tartışmalarda geçmiyorsam ve daha genç kömürlerde bu tarz şeylerin yansımaları değerlerinin tutarlı olmayacağından dolayı bu tarz kömürlerin özellikle kalorifer değerlerinin üzerinden bir rank sınıflaması yapılması gerektiğini, kömürleşme derecesinin belirttiği üzerinde durmaktadır. Buna göre Karapınar kömürleri Birleşmiş Milletler sınıflamasına göre lignit ya da low rank, düşük rankta C ve B tipi kömürler ve çok düşük veya düşük derecede kömürler. Ancak bazı örnekler burada gördüğünüz üzere karbonlu kayaç noktasına düşüyor. Ancak bunlar karbonlu kayaç değil. %50 ile %60 bandında olan kömürlerimiz genellikle gastropod ya da kil bandının yaygın olduğu kömürler. Bunları tabii ki kömür termik santralleri yakıt olarak kullanabileceği için hala biz bunları kömür olarak ayırabiliriz. Yani karbonlu kayaç değil. Bunu da burada bir not olarak düşmek istiyorum. Diğer bir şey ise yaygın olarak kullanılan azo son yıllarda. Burada ise azonun özellikle bed moisture dediğimiz kömürün direkt hemen alınan taze örnekten ölçülen nem içeriğine göre %35'in altında olması, %35 ile %75 bandı arasında yani yüksek içermesi ve örneklerin kül içeriklerine baktığımızda örnekler lignit C ya da düşük ranklı kömür C ve yüksek küllü veya ortaç yüksek küllü kömürler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki burada kömürlerin kül içeriğinin artması sebebi artık olarak kömürlerin içerdiği kil ve fosil kalkı bantlarından dolayı da bazı örnekleri yüksek çıktığını belirtmek istiyorum. Ama genelde baktığımızda örneklerin ortalama kül değerleri 30 ve 20 değeri. %30 ve %20 arasında kuru bazda
değişmekte. Şimdi diğer bir yaygın olarak kullanılan Van Creven diyagramı. Van Creven diyagramına baktığımızda kümülümüze çok daha ilginç bir dağılım çıkıyor. Özellikle bazı örnekler lignit alanında ya da alt bütün kömür alanında çıkarken bazıları saprofitik kömürler gibi yüksek hidrojen karbon değerleri içeriyor. Şimdi ilk başta bu değerlere bakarsanız incelediğimiz örneklerde ark kökenli olan arginit dediğimiz diptin mesela gruplarının yaygın olması. Arginit türü yaygın olmasını bekleyebiliriz. Aslında örneklerde arginit yok. Yani kömürlerimiz hiçbir şekilde saprofilik değil. Ama baktığımız zaman kömürlerde diptin içeriği ve hidrojen içeriği baktığımızda istatistik açıdan anlamlı bir ilişki yok. Yani çok zayıf bir ilişki var. Ama ilginç bir şekilde ülmenit grubuyla yani zayıf bir istatistik açıdan zayıf bir ilişki var. Bunun sebebi ise burada bahsettiğim üzere örneklerde terümlet A variyetesi dediğimiz özellikle reçine, selüloz, tanin, nişasta gibi ya da esansiyel yağlar gibi dikdince zengin bileşenlerin içeren bitkilerin daha çok odunsuz, iksal turbalıklarda odunsuz bitkilerin yaygın olduğu olarak karşımıza çıkıyor ve buna bağlı olarak örneklerin hidrojen içeriklerinde bir artış olabilir. İlk baştaki açıklamamız gibi. Ancak diğer bir şey ise örnekler daha önce de bahsettiğimizde benzin maserelleri, detromit maserelleri yaygın olarak dipdörtlü disponit maserellerin disemine şekilde bulunduğu şeklinde çıkıyor. Bu görüntü Endonezya'daki özellikle erken miyosen yaşlı kömürlerde de buna benzer görüntüler var. Bu benzer görüntü. Bu örneklerde ise yine bu çalışmış örneklerdeki gibi hidrojen değerlerinin çok yüksek olduğu karşısında çıkıyor. Yani örneklerin maser içeriğine bağlı olarak, örneklerin özellikle lignit maserlerinin içeriğine bağlı olarak, istatistik olarak karşımıza çıkmamakla beraber bu görüntüyü dikkate aldığımızda bunun şeyde örneklerimizin yüksek hidrojen değeri ağırlıklı olarak disemine olarak detonik içerisinde disemine yani dağılmış olarak kullanılan lignit maserlerleri ve detonik A variyetisinin yaygın olmasından dolayı karşımıza örneklerimizin yüksek hidrojen değerleri çıkıyor. Şimdi devam edecek olsak minerallerin kökeni bizim için minerallerin kökeni neden önemli mineral maddelerin? Çünkü mineral maddelerin eğer detritik olabilecek şekilde oluşan silikatlarınız yani kil ya da kuars ya da feldspatlar gibi iksal turbalıkları detritik olarak fazla kenarına taşınabilecek malzemeler yüksekse turbalıklara malzeme girdisinin sediment katkısı yüksek olduğu karşısına çıkıyor. Burada Vasileva tarafından gerçekleşen diyagramı %50 değerinde düşürüldüğünde yani normalize edildiğindeki diyagramda örneklerimizin yüksek ve orta detriter katkıları açık olan turbalıklarda geliştiğini ama örneklerimizin bir kısmında ise yani otojenik olarak ya da su kimyasına bağlı olarak düşük detrit katkı sonucunda oluşan otojenik mineral yani sinjenik mineralin gelişebildiği karbonat mineralde gelişebildiği bir bölge çıkmaktadır bazı örnekler ki bu da beklenebilir şey çünkü örneklerimizin içerisinde genellikle gastrofosfat kalkları içeren örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sonucunda olarak silikat minerallerin ağırlıklı olarak örneklerde detritik iksel turbalıkları havza kenarından taşınarak, yüzey suları tarafından taşınarak ya da taşınarak geldiği karşısına çıkıyor. Kalsit karbonatları ise ağırlıklı olarak iksel turbalıklardaki fosil halkalarını düşünürsek, otojenik olarak yani biyojenik kökenli hayvanların iksel turbalıklarda yaşayan gastropodlar gibi molluskların halkalarından kaynaklandığı şey çıkıyor. Bazı örneklerde temelde özellikle bu güneydeki sondajlarda söylemeyi unuttum. Kömürün alt kesimindeki bazı birimlerde ya da kömür içeren hotamış formasyonun tabanında biz temelden gelen kireç taşları, nekrosisli kireç taşlarına çakıllar gözlemledik. Benzer şekilde ise kuzeydeki ya da kuzeydoğudaki kesimlerde ise biz kömür içerisindeki ince çakıllı kum taşlarında ise büyük olasılıkla Karacadağ volkaniklerinden gelen volkanik katkılarla oluşabilecek kırıntılar makroskopik olarak karşısına çıktı ve bunun sonucunda kil minerallerinin ya da silikat minerallerinin detritik karbonatınızı ağırlıklı olarak biyojenik kökenli olduğu karşımıza çıkıyor. Diğer bir şey ise kuarsların bir kısmı işte bahsettiğim üzere maseral boşlukların içerisinde olan amorf silikalar veya diatomlu burada da dikkat çekersek bazı bir kısmında iksal turbalıklarda otojenik olarak çürüyebilen, gelişebilen mineraller. Örneklerde yaygın olarak romboidal piritlerin bulunması ise örneklerde iksal turbalıklarda anoksik koşullarının gerçekleşmesine bağlı olarak kükürt indirgen bakterilerin uygun redaktif koşullarında
Emir'i ve Sülfat'ı indirerek pirinç oluşturmalarına bağlı olarak gelişti. Şimdi diğer bir şey ise çok ilginç. Örneklerimizde Cips ve Halit çıkıyor. Şimdi Sülfatlar ve Halitler çıkıyor. Şimdi ilk başta düşündüğümde bunlar denizel mi gibi yiyebilir. Ama hayır, ilk saat turbalıkları herhangi bir denize etki yok. Ama de görkem diyebilirsiniz, bor oranları 50 ppm'i geçiyor örneklerinde. Ve Halit ve cipslerim var. Bunlar iksir turbalıkları denize etkin oldu. Ya da kömürlerin şeylerin tamam taşlarında da denize birinin olması gerekiyor. Baktığınızda hiçbiri yok. Yani Konya Paleo Gölü'nün olduğu bir havza, büyük bir devasa bir tatlı su gölü. Peki bunlar nasıl gelişiyor? Sülfatların gelişimi aslında daha basit bir şekilde karşımıza çıkıyor. Özellikle düşük rank kömürlerde, şu kömürleşme derecesi yani lignit ya da alt bitimli kömürlerde bunlar gözenek sularının şeyde depo yani son örnek alım sağdan şey getirene kadar, iksir çekimine kadar, gelene kadar gözenek suların buharlaşma sonucunda ağırlıklı olarak gelişen sülfat mineralleri. Bunu da bu şekilde açıklayabiliyorum. Tamam. Ama halitlere geldiğimiz zaman halitler biraz daha ilginç bir hikaye karşımıza çıkartıyor. Şimdi Havza'nın Hacettepe Üniversitesi'nde hidrojeoloji bölümündeki hocalarımızın yaptığı çalışmalarda Havza'nın etrafında, Karapınar Kömür Sahası'nın etrafında kuru yer altı sularında klorür içerikten özellikle derin akifer dediğimiz klorür tuz oranı yüksek olan bir akifer var. Şimdi bunlar bölgede özellikle sulama amaçlı aşırı su çekimleri sonucunda bu akiferin tatlı su akiferin, sığ akiferin düşerek tablonun belli noktalarda fay hattında belli noktalarda işte özellikle bu Ayrancı veya Ereğli taraflarında bir karışıklığı rapor etmektedir. Yani şöyle bir şey var. Bizim kömürlerimizin çalıştığımız Karapınar kömürlerin kömürleşmeden sonra havzaya penetre eden yeraltı suları, kömür tabak katmanlarına penetre eden yeraltı sularının kömürlerin içerisindeki mikro gözeneklerde organik maddenin özellikle mikro gözeneklerde çökelmesi sonucunda özellikle doğu tarafında bir filtrasyon kömürü organik maddenin bir filtre etmesi sonucunda gözeneklerde ikinci de olarak kömürleşmenin ardından epijenetik olarak karşısına çıkıyor. Yani herhangi bir şekilde denizel bir etki iksir turbalıkları yok. Yani bir acı su koşulları yok. İksir turbalıklarımızda bu karşımıza bir şey çıkıyor. Şimdi tabii ki minerallerin kökenine baktığımızda örneklerde şeyde yaptığımız istatistik analizler ve sem verilerine göre örneklerimizdeki minerallerin ağırlıklı olarak inorganik kökenli olduğunu ağırlıklı olarak silikat grubu, alüminyum silikat ya da killer veya feldspatlarla ilişkili olduğunu ama bunun içerisinde krom ve nikel ve vanadyumsa şeylerle ilişkili olduğu karşımıza çıkıyor. Pardon, ben bir şey oldu, özür dilerim. Benden bir hata kaynaklandı. Şeylerle kromit taneleriyle ilişkili olduğu karşımıza çıkıyor. Şimdi devam edecek olsak tabii ki sem verileri ve istatistik gibi verilerde sem IDS verilerinde özellikle maserellerde biz kalsiyum ve kültür tespit ettik sem IDS'de. Tabii bunların büyük bir kısmı organik malzemeye bağlı olacakken bazen işte bahsettiğim üzere kömür içerisindeki gözenek sularının boş şey olması sonucunda, buharlaşma sonucunda kömürlerdeki mikro gözeneklerde oluşmuş cipsler veya anhidritler, cipsler veya bazinitlerle de ilişkili olabilir. Şimdi kömür fasulyesi analizleri bunlar aslında çok dikkatli kullanılması gereken analizler ama dikkatli kullanıldığı zaman çok faydalı olan analizler. Bunlar özellikle 1990'larda Avustralya'daki ve şeydeki yeni Avustralya'daki Kanada'daki Paleozoik kömürlerinde geliştiriliyor. Ondan sonra işte bunların uygulamalarını Texas'taki Neogen kömürler üzerinden bir uygulama yapıyor. Sonra da işte benzer uygulamalar son yıllarda Avrupa'daki Neogen kömürlerinde de yapıldı. Tabii ki bunlar da bizim Türkiye'de de uygulanıyor. Bunda güzel bir örneklerimiz var. Bu analizler muhakkak sedimentolojik, paleontolojik, organik jeokimya, iz element sonuçları ve mineralojik sonuçlarla desteklenmesi gerekiyor. Bunların güzel örneklerini gerek Yakup Hocam'la, gerek Sezgi Abla'yla, gerek Ahim'le, gerekse Cemal Hoca ve Alaaddin'le beraber bunların güzel örnekleri ve Cüneyt de tabii ki Cüneyt'in doktora sahasında güzel örneklerini, uygulamaları karşımıza da var, örneklerimiz var. Şimdi baktığımız zaman ilk başta örneklerimizi incelediğimizde Mukopadi tarafından geliştiren diyagramda Havza'nın doğu kısmındaki örneklerin ağırlıklı olarak B köşesi ve A2 köşenin ortasında yer aldığını, şeyin ise kuzey kısmındakilerin ise A köşesine daha yatkın olduğunu karşısına çıkıyor. Bu genel dağılım bize iksal turbalıkların anoksik koşulların yaygın olduğunu ve doğu kısmında özellikle sazlık tipi o yani sazlık turbalığı dedim. Otsuz sucul bitkilerin daha yaygın olduğu bir
vejetasyon, turba yapıcı vejetasyonun. Havzanın kuzeyinde ise odunsu bitkilerin veya iksel dokuların korunduğu sonucunu gösteriyor. Bununla beraber bazı örneklerin %15, inertin içerisinde %15 olan örneklerse genellikle çağ kozca zengin litotip örnekleri. Bunlar da işte semifüzyon dediğimiz termal oksidasyon kökenli inertin materyallerinin yaygın bulunması ise iksel turbalıkların kısa sürede gelişebilen yangınlar. Nitekim bu yangınları sağ çalışması sırasında Mert daha güzel anlatabilir. Mert'le beraber sağ çalışması sırasında özellikle bu Ereğli'deki sazlıkların bir kısmı yandı ya da ülkemizde işte orman yangınları gibi olduğu gibi hava sıcaklığı ve havadaki nem oranı belli bir yere ulaştığında işte Sultan Sazlığı'nda da karşımıza çıkıyor. Bu sazlıklar zaman zaman yanabiliyor. Yani bir yıldırım etkisi sonucunda kısa alanlarda bir iksel turbalıklarda termal oksidasyon yani yangınların gerçekleştiği karşımıza çıkıyor. Diğer bir diyagram ise işte Sinkve tarafından geliştirilen diyagramda ise Mukopadin diyagramını destekler şekilde yine ıslak şeyin sulak alanların ıslak olduğunu ve detritik malzeme girdisinde açık olduğunu ya da sedimentçe zengin sel sularının girdisinde açık olduğunu ortaya koyuyor. Ne benzer destekleyecek şekilde Singer yardımında iksel turbalıklarında sazlık gibi olsun sucuk turba yapıcı bitkilerin daha yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi yine baktığımızda Kalkbrook'un geliştirdiği diyagramda yine kömürlerimizin turbalık veya göl kenarı koşullarında geliştiğini ortaya koymaktadır. Yine bazı bir şey burada gördüğünüz üzere iksel turbalıklarda su seviyesinde de dalgalanmalar olabileceği ve yer altı suyu ya da yüzey sularının etkisinin zaman zaman arttığı, zaman zaman düştüğü şeklinde karşımıza çıkıyor. Daha yaygın kullanılan diğer bir diyagram olan jelleşme indeksi ve doku koruma indeksinde ise örneklerimiz genellikle dinlotermik yani göl kenarlarında oluşan fen ya da o su sucuk turba yapıcı bitkilerin yaygın olduğu bir ortamda oluşurken bazı örneklerimiz ise ilginç bir şekilde ıslak orman turbalığı şeklinde çıkıyor. Islak orman turbalığı olabilmesi için geçen hafta Yakup Hocam sunumundaki olduğu gibi örneklerimizin kahverengi, odunsu dokunu makroskopik olarak gözlerine bir de ksilitikçe zengin bir doku sunması gerekiyor. Ancak bu örnekler herhangi bir şekilde o dokuyu göstermiyor. Ancak bu örnekleri incelediğimizde mikroskopta florinit tipi dediğimiz esansiyel yağlar kökenli olabilen bir rezinit tipi gözleniyor ve bu rezinit tipi Milika ya da Milikase dediğimiz ıslak alanlarda, sulak alanlarda sazlıkların yakınında ya da onlarla beraber bulunabilen kısa bodur odunsu bitkiler olarak şey yapmaktadır. Tabii ki bu verilerin desteklenmesi için bu örneklerde ya da bu sondajlarda detay palinolojik ve organolojik kimya çalışmaları gerekiyor. Bunlar işte doktor tezimiz sırasında ancak bunları yetiştiremedim. Ancak bu şey böyle yoğun bir çalışma olunca bunlar biraz eksik kaldı. Bunlar da gelecekte eğer Karapınar Havzası'nda açık işletme yapılırsa yapıldığında bu benim yaklaşımım belki orada yapılacak çalışmalar tarafından desteklenebilir. Ya da belki de aksi de söylenebilir ama benim elde ettiğim verilerde şu anda böyle gözüküyor. Devam edecek olursak yine yeraltı suyu indeksi ve vejetasyon indeksine baktığımızda burada yeraltı suyunun zaman zaman turbalıklardaki su seviyesinin zaman zaman yükseldiğini ki benzer bir veriyi de jelleşme indeksinde de gördük. Jelleşmesini organik maddenin arttırabilecek kadar yükseldiğini ama belli aralıklarda ise düştüğünü veya işte bu havzanın özellikle doğu kısmında böyleyken kuzey kısmı ise sanki yer altı suyunun şey, turbalıcının su seviyesinin çok düşük olduğu böyle bataklık ormanı koşulları gibi çıkıyor. Ancak buradaki verilere baktığımızda bunlar bataklık ormanı değil. Büyük olasılıkla buradaki sebebi bu örneklerin kül içeriklerinin düşük olmasından dolayı daha detritik katkının daha az olmasından dolayı organik maddenin korumasından dolayı burada teleominit içeriğinin yüksek olmasından dolayı bir suppress etmesi. Ancak şuradaki örneklere baktığımızda özellikle doğuda bu bölgedeki örneklere baktığımızda ise bu örneklerin özellikle mineralce zengin yani kömür, kil bantları ardalanması şeklinde olan yani birazcık havzaya sediment yüklü yüzey sularının girdisini işaret etmekte. Diğer bir şey ise bu örneklerin yerleşmelerindeki artış ya da azalış, özellikle yerleşmedeki artış, o yerleşme indeksi yüksek olan örneklerde organik maddede biz daha yaygın olarak kalsiyum tespit ediyoruz. Bunun sebebi ise bölgenin havzanın kenarında bulunan Bolkar Dağları, Bolkar Gölü içerisindeki Belendi Formasyonu içerisindeki Karsika Kiferden kalsiyumca zengin ve sülfatça zengin suların zaman zaman havzaya boşalımındaki artışa bağlı olarak organik maddenin artan alkaliteye bağlı olarak yerleşmesi sonucunda da gelişmiş olabilir. Yani zaman zaman iksel turbalıklarımız yüzey suları zaman zamansa karsika kiferlerden yani karsika kiferler kökenli
Söylenen yüzey suları veya direkt flüvyal katkıları, akarsu katkılarına açık olarak gelişmektedir Gölken. Şimdi tabii ki diyeceksiniz, Gölken bir sürü diyagram gösterdim, bir sürü şey anlattım. Peki gerçekten bunu bizim aklımıza nasıl tezahür edildi? Aslında bu Karapınar Turbalığı'nın gerçeği şu anda karşımızda var. Yüksel Turbalığı'nın Sultan Sazı. Yine baktığınız gibi Erciyes Dağı gibi, Stratovolkan, Karaca Dağı gibi Stratovolkan'ın kenarında bir turba şeylerin, sazlıkların yaygın olduğu ve burada da gördüğünüz gibi burada gördüğünüz üzere sazlıkların böyle dağınık olacak şekilde zaman zaman su seviyesinin arttığı, zaman zaman su seviyesinin yüksek şekilde gelişen bir iksel turbalıklar göl kenarında, özellikle çalışmalarındaki göl kenarlarında gelişen turbalıklar şeklinde gelişmiştir. Burada zaman zamansa odunsu bitkilerin, özellikle odunsu turba yapacağız dediğim zaman bunların çalılık tarzı, yani taksidüm, hiçbir şekilde taksidüm tarzı yüksek ağaçlar ya da koniferler değil. Daha çok işte milika dediğimiz daha küçük çalılıklar, bodur çalılar ya da işte bodur çalılar şeklinde gelişmiştir. Daha çok daha küçük ağaçlar şeklinde. Şimdi havzanın paleojeografik evrimine gelirsek, buradaki paleojeografik evrimi gerek bölgedeki daha önce yapılmış jeoloji çalışmalar, gerekse sondaj belirleri bir denizi şeklinde sunacağım. Şimdi burada baktığımızda ilk başta ilk evre dediğimiz geçmiyorsan erken biliyorsan, yani Potamuş formasyonunun geliştiği. Burada havzada özellikle çalışmalarında görsel karbonatlar çok kalın isim sunuyor ve bunlarsa genel şeyde doğru Konya tarafına, Konya'da Karapınar'ın batısına doğru, Çumra'ya doğru gittikçe bunlar yanal ve düşeyde şeyleri, konglomeralara büyük olasılıkla alüvyonel fan kökenli, alüvyonel fan kökenli sedimentlere geçiş yapmaktadır. Şimdi bu veriler ışığında erken miyorsan, geçmiyorsan, erken biliyorsan boyunca çalışma alanı derin bir karsümce zengin alkalin bir göl tarafından kaplanırken, zaman zaman burada Karacadağ volkanizmasının erken faaliyetlerinde sonucunda oluşmuş piroklastik ya da volkanik birimlerde havzada gelişmiştir. Tabii ki asıl turbanın oluştuğu, yüksel turbanın oluştuğu geçmiyorsan erken biliyorsun sen. Bu birazcık zamanda şey dedim, Zahmettin Hoca'yla da bu konuda bir mailleşmemiz oldu, havzanın şeyi. 350 metrelik ya da 300 metrelik ya da 400 metrelik bir yapıyorsa sen dediğim zaman dünyanın her yerinde ne diye bir şey geliyor. Her zaman bir soru işareti geliyor. Nasıl, doğru mu? Şimdi ilk olarak havzanın yaşı şeyine geldiğimizde, havzada gerek in suyu formasyonundan yapılan Ostrogot çalışmaları, Cemal Hocam'ın yaptığı Ostrogot çalışmalarında temeldeki işte bu in suyu formasyonun geçmiyorsan biliyorsan sonucu sırasında oluştuğunu, zaman zaman bunun üzerine doğru işte Pliyosen'e bir geçiş yaptığını, zaman Pliyosen'e geçiş yaptığı karşınıza çıkıyor. Şimdi benim DIA ile beraber yaptığım Ostrogot çalışması tabii ki karasal bir havzada hiçbir zaman tek bir fosil verisine, tek bir fosil yaşına da güven olmaz. Bu bilinen bir gerçek. Baktığımızda ise DIA'nın elde ettiği veri bize geç Pliyosen, erken Pliyosen yaşını veriyor havza tortu. Yani kömür içeren bir mi? Nitekim gerçek hocamın Hotamış'ta bu insu şeyini, Hotamış formasyonu, Çumra ve Hotamış arasında yaptığı çalışmalarda bu Meytan'ın bölge jeolojisel jeoloji kapsamında yaptığı verilerde Rodenta'lardan erken Pliyosen yaşı, erken Pliyosen yaşı veriyor. Bunlar büyük olasılıkla in suyu kömür içeren Hotamış formasyonun üst seviyelerine denk geliyor. Ki nitekim işte bu sondajlarda tabii mikrobu memeli bulabilmek çok çok büyük bir şans. Lya'da bir iki tane rotent dişi olabilecek kalıntılar buldu. Tabii bunlarla ilgili yaş ya da tür ya da şey ayıklaması çok verimli olamayacak şekilde olduğu için sondajlardan geldi hani bir şey. Burada bir kaldı ama gerçek hocam bu verisinden biz de yararlanarak karşılaştırma yaparak olasılıkla havzanın erken, yani geç biliyorsan sonundan itibaren bir sedimentasyonun başladığını, kömür içeren bir birimlerin sedimentasyonun başladığını ve Pliyosen'den erken Pliyosen'e kadar uzandığı ortaya çıkıyor. Nitekim bu birimlerin üzerine gelen sondajlarda kırıntılı geçtiği için göremediniz ama Akgöl'ün kenarında Ketrin Kuzucuoğlu hocamızın yaptığı çalışmalarda ise buradaki turba su seviyelerinin içerisinde aldığı tefralardaki radyometrik yaşları, o tefralardaki yaptığı diğer radyometrik analizler, kalkulardan yaptığı benzer verileri de Japon araştırmacılarının da yaptığı şeylerde, onların da orta Pliyosen, geç Pliyosen, Holosen'e kadar uzanan, erken Holosen'e kadar uzanan bir yaş aralığı verdiğini düşündüğümüzde bu kömür içeren paket bu yaştı. Bu erken geç Pliyosen, erken Pliyosen yaş. Peki niye böyle bir 350 metrelik, 400 metrelik bir Pliyosen istifi karşımıza çıkıyor? Bunun aslında cevabı uzun bir süre benim
gitti, aklına çok kalmıştı. Bunun cevabını META, TÜBİTAK ve ODTÜ ve USGS'deki hocaların İç Anadolu'daki bölgede yaptıkları global teknik ile ilgili yaptıkları çalışmalarda bu Hellenic Arc'ın Kıbrıs altından dalan James Watt Dynamics teknoloji yani kırılmasına bağlı olarak Toros'tan aşırı hızlı bir şekilde Pliosen sonunda yükselmeye başladı ortaya çıkıyor. Yani bu aşırı hızlı yükselme, nitekim benzer verileri işte Isparta bölgesinde, Ilgın bölgesinde de karşısına çıkıyor. Benzer veriler işte Mersin bölgesinde de çıkıyor. Toros'tan aynı bir şekilde yükselmesine bağlı olarak bir havzada süpüzansla bir artış var. Tabii ki Toros'tan o zamanki düşündüğümüzde şeyinin söyleyeyim ismini rakamının şimdiki gibi olmadığını, daha düşük olduğunu ve Akdeniz'den gelen nemli havaya açık olduğunu, yani birazcık Almanya'da işte Konstans havzası gibi Akdeniz'den gelen havanın girmesine bağlı olarak, nemli havanın girmesine bağlı olarak ya da İsviçre'deki göllerdeki gibi, göller bölgesindeki gibi burada şeyinde akiferlerin özellikle havzaların güney tarafında tur balıkların gelişebildiği, burada yüzey yağmur suyu şey yapabildiği, yağmur suyuyla beslenebildiği, nemli havayla beslenebildiği karşımıza çıkıyor. Tabii ki sırf yağmur suyuyla mı besleniyor bu tur balığı? Hayır, işte dediğim gibi güneydeki havzanın güneydeki sondajlarda özellikle temele ait Rekrüs Tezekireç takıcı çakılları bulmamız ya da kuzeyde kömürden arı kesmenin yanında sondajların altlarında ya da tavan taşlarında daha üzerinde sondaj boyunca zaman zaman ince volkanik malzemelerden türemiş olarak ince çakılar içeren kum taşlarını gözlemlememiz havzanın zaman zaman sedimentçi yüklü şeylere, klasik malzeme yüklü sel sularına açık olduğunu ancak tabii ki istifin ağırlıklı olarak bir göl kenarı, akarsu kenarı, akarsu göl kenarı geçişinde olduğunu düşündüğümüzde tabii ki havzanın güneyinden de bir fluvial katkının gerçekleştiği bir ortam. Yani ideal bir turbo oluşumu koşulları yani ideal bir substans oranı, ideal iklim ve ideal sediment katkısı oranı geliştiği için geç biliyorsan, erken biliyorsan bu boyunca havzada geniş alanlarda şeyde gördüğünüz gibi turdan sazlık gördüğünüz geniş alanlarda sazlık tur balıkları gelişmiş olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi devam edecek olsak tabii ki bu upliftinin devam etmesine bağlı olarak Üçek Tepkimi devam ediyor ve özellikle bu buzul çağının late glasyerden beri bu özellikle ülkemiz en çok çalışan Konya Tortul, Konya Gölü'ne ait sedimentların verisine baktığımızda havza işte geç biliyorsa sen erken alırsan boyunca bütün İç Anadolu'yu yani göller bölgesine kadar ulaşabilecek şekilde Konya Eski Gölü tarafından kaplanıyor ve bunlara ait sedimentler havzamızda karşımıza çıkıyor. Tabii ki bölgede yapılan ufak kuaternaryosuna yönelik yapılan çalışmalarda bu seviyelerin içerisinde kısa alanlarda da turba seviyelerine de rastlanmıştır. Burada diğer bir güzel bir veri ise bu gölün içerisinde göl ortamında çok yaygın olmamakla beraber su altı volkanizmada yani karapınar volkanikleri de patlamalı şekilde karşımıza bu süreçte çıkıyor. Artık geç erken geç oluyor sen yani antropojenize geçmediğimiz diyebilirim çünkü paleolitik devri. Çünkü niye paleolitik devri diyebiliyoruz? Çünkü dolinlerin ya da obrukların içerisinde taş devrine ait yerleşimler gözleniyor. Yani burada karşına çıkan bir şey. Havza artık iyice Toros'un yükselmesine bağlı olarak Halosen'in başından itibaren erken Halosen'in sonuna doğru artık günümüzdeki gibi step daha kurak bir yapıya geçiyor. Ve bu kurak yapının sonunda havzanın kenarında gelişen büyük alüvyonel fanlar ancak yine de Akgöl kenarında gelişebilecek küçük turba ya da turba yapısı şeyler, malzemeler karşına çıkıyor. Diğer bir ilginç bir yapısı buradaki kumullar, Karapınar'daki kumullar karşına çıkıyor. Ve en son artık antropojenik şeye geçtiğimizde insan etkisi artık bunu kabul ediniyoruz artık jeolojik devir olarak kabul edilmeye başlar. İnsan etkisine bağlı olarak derin akiferde soğuk suların şey derin akiferde sıcak akiferde karışarak bu sular kömürlerimize doğu kısmında yer altı suları penetre ederek karşımıza çıkıyor. Özetleyecek olursak Karapınar kömürleri genellikle yüksek, orta yüksek kül ve yüksek hidrojen ve kükürt içeriğine sahipler. Burada kömür örneklerimiz düşük dereceli ve düşük ranklı yani lignitler. İşte buradaki örneklerimizdeki majör ve minör ve izelement oranları dünyadaki oranlara göre ve ülkemiz ortalamalarına göre düşük çıkmakla beraber genellikle ki mineralleri veya işte havzadan depletik olarak gelmiş aksesuar minerallerle ilişkildi. İksel tur balıkları geç biliyorsan, erken biliyorsun sen boyunca termodinamik göl kenarı koşullarında oluşmuşlardır. Burada kömür fasilis diyagramlarının minerolojik ve şeyler diğer verilerle karşılaştırdığımızda kısa tur balıklarının daha çok otlu sucu bitkilerin
yaygın olduğunu ve bu şeylere, bu tur balıklara zaman zaman detritik katkıların yüksek olduğunu, yani plastik katkıların yüksek olduğu şey çıkıyor. Ancak su seviyesindeki artışlar ya da iklimsel koşullardaki değişimlere bağlı olaraksa belki de odunsu turba yapıcı bitkiler, bunlar tabii ki bodur çalılar ya da ağaçlar olarak karşımıza çıkacak nilüferler gibi, zaman zaman bunların da varlığı ortaya çıkarmaktadır. Sondajlar boyunca alınan örneklerden tanımlanan mollusk ve kümbara kesimleri de dahil buna, mollusk fauna'sına göre iksir turbalıklarının gelişimi sırasında çoğunlukla tatlı su ya da çok zayıf oligohalin koşullar hakim. İşte iksir turbalıklara bu özellikle üşey tekniğine bağlı olarak karstik akiferin boşalması sonucunda kalsiyum sülfatı zengin suların girmesiyle iksir turbalıklarda kömürlerin redoks koşu ortamlarının uygun koşullarda beraber bakteriyel sonucunda kükürt çiçekli imsak olmasına sebep olacak. Romboidapitler ya da işte bu otsuzcu bitkilerin bünyelerine bu suları alarak organik malzemece zengin olabilecek bir yapıdan dolayı örneklerimizin kükürt içerikleri yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Kömürlerin bor içerikleri, bor konsantrasyonu ve halitlerin varlığı iksir turbalıkta denize iletikten ziyade kömür katmanlarını penetre eden kronik zengin veya kömür şeyden havza kenarından taşınan volkanik malzemelerinden de kaynaklanmış olabilir. Tabii ki havzanın yüksek bir jeolojik toplam jeolojik rezerve ya da kaynağı sahip olduğunu düşünsek 1.2 milyar ton ve bunun düşük kalorifik değerlerinin yaygın olduğunu düşündüğümüzde bir termik santralde kullanılması uygun ve çalışma alanı Konya ve Kayseri gibi ülkemizin yüzeyde sanayi gelişmiş ülkelerin bölgelerin tam orta noktasında olduğu düşünüldüğünde burada yapılacak bir madencilik faaliyeti hem yerelde madencilik faaliyeti ve elektrik santrali üretimi hem yerelde hem de ulusal bazda önemli ölçüde ülke ekonomimize katkılar sunacaktır. Burada tabii ki burada anlattığım, daha detaylı anlattığım çalışmalar var. İsteyen, arzu eden varsa bunları chatten paylaşabilirim ya da mail olarak size gönderebilirim ya da bir kısmı Searchgate'den açık olarak ulaşabilirsiniz. Burada detaylı bilgileri anlatmadım ya da üzerinden, yani vakitte sizi sıkmamak adına detay girmediğim şeylere, bilgileri buradan ulaşabilirsiniz. Burada özel bir teşekkür etmek istiyorum. Sunumun başında ilk bu çizimin ne olduğunu, doktora sunumunda da, yani bu Karapınar'da yaptığım her sunumda da bu sunum yapanların ilgisini çekti. Bu aslında ilk jeolojik çizim. Olasılıkla Karaca Dağ ya da Hasan Dağ volkanikliğinin Paleolitik sırasındaki aktivitesinin şeyde Çatalhöyük'te kayıt altına jeologların bir duvar resmi olarak karşısına çıkıyor. Yani bu bölgedeki ilk jeolojik veriler ta Paleolitik'e kadar jeologlar tarafından rapor edilmiştir. Özel bir teşekkür M Tarih, Enerji Daire Bilimler, Yapımlar, Kömür Arama Grubu'na sağ çalışma sırasında yardımlarından ve misafirperverliklerinden. Bu çalışmayı gerçekleştirmemde yardımcı olan finansal açıdan Yunan Devlet Burs Kurumu'na, özellikle test çalışmaları sırasında her zaman yardımlarından dolayı, bilgi paylaşımından dolayı Hülya Hocam ve İhsan Hocam'a teşekkür ederim. Sonsuz teşekkür ederim. Özel bir teşekkürü burada Mert ve Mehmet Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Arazi çalışmaları sırasında ve sonrasında ne zaman bir şey istersem anında paylaşan, bunda her zaman bölge hakkında jeolojide, havza ile ilgili modeller tanımlarından dolayı, yardımlarının katkılarından dolayı Mehmet Bey'e ve Mert'e özellikle sonsuz teşekkürler ederim. Katılımınız ikiniz için teşekkür ederim. Fazla sıkmamışımdır, vaktinizi de almamışımdır. İlginizi çeken bir sunum yaptım.